Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Çarpma işleminde birin ve sıfırın etkisini öğreneceğiz. Örneğimize birlikte bakalım. Her grupta kaçar tane çiçek var? Birinci grupta bir tane, bir çiçek, bir çiçek ve son grupta bir çiçek var. Toplam 4 tane çiçek var. Peki çarpma işlemi olarak nasıl yazıyorduk? Kaç grup var? Harikasınız, 4 grup. Her grupta kaçar tane çiçek var? Birer tane. 4 kere 1 şeklinde yazıyoruz. 1 çarpma işleminde etkisizdir. Çarpıldığı her sayıda cevap sayının kendisi olacak. 4 kere 1 4 yapar. 1 ile çarpma işlemini hızlı bir şekilde yapabiliriz. Çünkü 1'in çarpmada etkisi yoktu. Cevap sayının kendisi olacaktı. 1 kere 6. Bakın burada cevap 6'nın kendisi olacak. 1 kere 3 3. 1 kere 8 8. 7 kere 1 7. 10 kere 1, 10. 5 kere 1, 5. Bunlar birer tabak çocuklar. Tabakların içinde kaç tane meyve var? Buna bakacağız. Birinci tabakta 0 meyve. 0, 0, 0 ve 0. Toplamda kaç meyve var? Tabii ki 0 meyve var. Çarpma işlemi olarak nasıl ifade edeceğiz? Önce kaç grup var? Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 grup. Her grupta kaçar tane meyve var? Çarpma işareti 0 tane meyve var. Çarptığımız zaman 0'ın kocaman bir göbeği var. Yanındaki rakamları, sayıları yiyor çocuklar. Geriye kendisi kalıyor. Yani 0'la çarptığımız zaman cevap her zaman 0 olur. İşlemleri hızlı bir şekilde yapalım. 0 ile çarpma yaptığımızda cevap her zaman 0 oluyordu. Çünkü 0'ın göbeği vardı ve yanındaki sayıyı yiyordu. Geriye kendisi kalıyordu. Çocuklar birinci işlem 0, 0. Diğeri de 0 ile çarpıldığı için cevaplar 0 olacak. Dersimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.